Herkese merhaba dostlar, nasılsınız? Başlıkta da görüldüğü üzere birçok kişinin, özellikle biz Türk oyuncuların en çok beklediği Modern Warfare 2 sistem gereksinimleri açıklandı. Bu çok önemli kriterlere geçmeden önce bir hatırlatma yapmakta fayda var. Haftalardır beklemekte olduğumuz Call of Duty Next etkinliğini 15 Eylül Perşembe günü, yani yarın Türkiye saatiyle 19.30'da YouTube Call of Duty kanalı üzerinden veya Twitch Call of Duty kanalı üzerinden canlı olarak takip edebileceğiz. Etkinlikte görmeyi beklediğimiz şeyler ise şunlar: Modern Warfare 2 multiplayer oynanışı, Modern Warfare 2 oyun içinden ayrıntılı görseller, tanıtım videoları, Warzone 2 resmi duyurusu, hatta belki bir fragman veya oynanış videosu, mobil Warzone resmi duyurusu, oynanış videoları veya fragmanları, aynı zamanda Warzone 2 ve mobil Warzone'un çıkış tarihleri de bu etkinlikte resmi olarak açıklanması bekleniyor. Ve o tarihi de zaten beni önceden beri takip eden abonelerim bilirler ki 16 Kasım dostlar. Sistem gereksinimlerine geçmeden önce bir şey daha göstermek istiyorum dostlar. Açık beta'ya katılacak oyunculara verilecek ödül de açıklandı dostlar. Onun görseli de şu an görmektesiniz zaten. Ben karakteri gerçekten çok beğendim açıkçası. Sonunda modern askerler görmek beni gerçekten mutlu ediyor. Görseli incelemeniz için biraz süre vereceğim. O halde şimdi sistem gereksinimlerine geçebiliriz dostlar. İşte karşınızda Call of Duty Modern Warfare 2'nin bizden istediği sistem gereksinimleri dostlar. Bu gereksinimler hemen hemen Modern Warfare 2019 ile aynı sistem gereksinimleri. Fakat şunu da dikkate almak gerekiyor. Bu sistem gereksinimleri sadece orta ve düşük ayarlarda 60 FPS için söylenmiş gereksinimlerdir. Yani orta üst grafiklerde 144 üstü bir FPS için 9. nesil bir Intel veya AM4 bir AMD işlemci ve yanında da RTX 2070 civarı bileşenlere sahip olmak gerekebilir. Bu gereksinimler aynı zamanda Modern Warfare 2'nin açık betası için gereken sistem gereksinimleridir. Yani oyunun tam halinde bunlar değişkenlik gösterebilir dostlar. Burada insanların en çok sevindiği kısım oyunun tamamının 25 GB'tan ibaret olduğunu düşünmeleri. Bana göre bu sadece beta boyutu olacak. Yani tam sürümde bu kadar az olmayacaktır. Sonuçta beta'da sadece multiplayer oynayacağız ve tam sürümde camping de olacak. Bunun boyutu 50-60 GB'ları geçecektir. Umarım optimizasyon da dedikleri kadar iyidir ve kimse sorun yaşamaz. Bu duyuruları da yaptıktan sonra oyunda bir GMC community olacağı doğrulandı dostlar. Bu community zaten birçok fragman videosunda gördük ve dün akşam da yayınlanan kısa bir videoda community çok net bir şekilde görmekteyiz. Ayrıca dün gece Call of Duty resmi Twitter hesabı küçük bir etkinlik yaparak oyunda yer alacak olan multiplayer harita birinin görünümünü paylaştı dostlar. Harita görselde görüldüğü gibi ve adı da müze haritası olacak. Son bir hatırlatma yapmak gerekirse, bildiğimiz gibi yarın 15 Eylül'de Call of Duty Next etkinliği var ve ertesi günü hemen 16 Eylül'de PlayStation açık betası oynanmaya başlayacak. Ve şu anda açık betaya katılmak isteyen PlayStation kullanıcıları betayı indirebilir dostlar. Dosyalar açıkta. Haberiniz olsun. Bilgisayar için henüz dosyalar açılmadı, o yüzden indirme yapamıyoruz. Ayrıca yarınki etkinliği canlı yayında yayınlamayı düşünüyorum dostlar. Fakat şu anda evimde uzakta olduğum için bu biraz zor olacak benim için. Henüz bilemiyorum, fakat yaparsam da YouTube kanalım veya Twitch kanalım üzerinden bunu yapacağım dostlar. Yapamazsam da mutlaka etkinlikten sonra YouTube'a bir video atacağım. O halde o zamana kadar kendinize iyi bakın, hoşça kalın diyorum dostlar. Görüşmek üzere.